Müsaade edersen Hüseyin Bey'e ben de bir soru sormak istiyorum. Çok da merak ediyorum. Çünkü henüz kendi partisi tavrını açıklamış değil. En son Sayın Sarıgül geçiş dönemine en uygun aday Kılıçdaroğlu, sofra bizim de soframız, oturup oturmamamız mesele değil diye bir açıklama yapmıştı. Acaba bu koşullarda Değişim Partisi, Türkiye Değişim Partisi nasıl bir pozisyon alacak? Evet, çok teşekkür ediyorum Dicle Hanım. Öncelikle biz Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana hep şunu özellikle söyledik ve belirttik. Genel Başkanımız da bunu sahada sürekli dile getiriyor. Biz artık bu ülkede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde artık milletimizin sağ seçmen ya da sol seçmen diye ayrılmasını istemiyoruz. Yani altılı masanın evet bir sancılı süreç yaşadığını görüyoruz. Çünkü zaten bu gayet normal. Altı tane birbirine benzemez parti aynı masada anlaşmaya çalışıyor. Ve buradaki doğacak pürüzler de sadece altılı masaya değil, aynı zamanda milletimizin de güvenini maalesef zedeliyor. Şimdi biz siyasetçilerin işi maalesef sorun üretmek olmamalı. Sadece çözüm üretmek olmalı. Zaten bizim milletimiz sorun yaşamaktan bıkmış, sıkılmış durumda ve iktidarın ülkemizi getirdiği durumdan bıkmış durumda. O yüzden yeni bir arayış, yeni bir iktidar, yeni bir çıkış yolu ararken Sayın Akşener'in bu yapmış olduğu eylem maalesef ki altılı masada biraz güveni zedelemiş durumda. Keşke Sayın Akşener bu masaya yönelik bu ağır ithamlarını yapmadan önce biraz daha tartsaydı. Çünkü burada sadece altılı masa zarar görmedi, milletimizin de güveni zarar gördü. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun biz milletimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda parti merkez yürütme kurulumuzla bunları değerlendirerek zaten ülkemizin menfaatlerini koruyacağımız şekilde çıkacak cumhurbaşkanı adaylarını destekleyeceğiz. Biz çıkacak tüm cumhurbaşkanları adaylarına aynı mesafedeyiz. Ancak tabii ki o gün geldiğinde değerlendireceğiz. MYK'mız, gerekli kurullarımız ne yapmamız gerektiğine karar verecek. O zaman da biz de parti olarak tavrımızı koyacağız. Ama bugünkü geldiğimiz süreçte bakın bugün maalesef bu yaşadığımız büyük deprem felaketinin tam birinci ayı. Bu yaşadığımız felaketle beraber şu an gündemin bu konularla bile meşgul oluyor olması maalesef oradaki depremzedelerimizin bile şu anda alacakları yardımı etkilemekte. Çünkü tüm televizyon kanalları, tüm siyaset, tüm milletimiz şu an bu altılı masanın eylemlerine kilitlenmiş durumda. Bu krizin bir an önce altılı masa tarafından çözülmesi gerekiyor ve ülkemizin sorunlarını nasıl düzeltecekleri konusunda çabalamaları gerekiyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak biraz önce de söylediğimiz gibi tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Partili bir cumhurbaşkanı kesinlikle istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da mutlaka adaylığını açıkladıktan sonraki bekliyoruz açıklamasını. Açıkladıktan sonra eminim ki eğer cumhurbaşkanı seçilirse ya da aday kim olacaksa o aday seçilecekse biz istiyoruz ki evet o rozet çıkartılsın ve Türkiye'nin sadece kendi seçmeninin değil Türkiye'nin %100'ünün cumhurbaşkanı olsun istiyoruz. Peki şimdi Hüseyin Bey, Avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu yani diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu eğer adaylığı açıklandıktan sonra değil ama kazanırsa seçimi rozetini çıkarmasını bekleriz. Yani kim rozetini çıkaracaksa da ona oy veririz. Doğru mu anladım? Şimdi şöyle, aslında sadece rozet meselesi değil. Biz istiyoruz ki ülkenin sadece %51'ini değil %100'ünü kucaklayabilsin. Sadece kendi parti seçmenini değil milletinin menfaatini düşünen bir cumhurbaşkanı olsun. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu seçime giderken de rozetini çıkartabilir. Ama biz bu süreçte değil belki ama seçilirse eğer seçildikten sonra kim olursa olsun o parti rozetini bir kenarda bırakmasını istiyoruz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak
güçlendirilmiş parlamenter sistemi zaten destekliyoruz. Dolayısıyla partili bir cumhurbaşkanına da kurulduğumuz günden beri ne genel başkanımız ne de bizler sıcak bakmıyoruz. Peki şimdi Hüseyin Peki, Bey. Peki bu noktada merak ediyorum acaba... Özür dilerim. Yok önemli değil, önemli değil. Sorular çok fazla olduğu için Mansur... ister istemez oluyor. Bırakayım ben sözü sana Dicle. Tamam, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan yardımcılığı formülüne nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu büyük şehirlerde belediye başkanlığı yapmaktalar. Biz istiyoruz ki aslında ben ilk günden beri Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı da adaylığı da gündeme geldiğinde aynı şeyi söylemiştim. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın bu daha ilk dönemleri aslında hem İstanbul'umuzda hem de Ankara'mızda kendilerinin çalışmalarına milletimizin daha fazla ihtiyacı var. Daha yeni belediye başkanı olmuşken cumhurbaşkan hani yardımcılığı zaten kendilerine yetmeyecektir. Çünkü belediyeler biliyorsunuz ki hani icra kuruludur. Orada işlem yaparlar, milletimizle yan yana olurlar. O yüzden biz onların görevlerinde kalmalarını ve cumhurbaşkan yardımcısı adaylarının da bu işi devletimizi yönetmiş, devletimizin üst kurullarında bulunmuş, oralara daha hakim, hani diyoruz ya liyakat ve ehliyet sahibi insanlar tarafından oraların yönetilmesi. Tabii ki belki bir sonraki seçim döneminde Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olabilir. Bizim ya da kesinlikle onlara sıcak bakmama gibi durumumuz söz konusu olmaz o zaman, ama şu an için çok erken olduğunu, bakın deprem süresinde bu deprem çalışmalarında gördük. Sayın İmamoğlu çok güzel işler yaptı. Hatay'a ulaşılamamışken Hatay'a mobil fırınlar gönderdi. Orada mobil yemek aş evleri kurdu, çadır dağıttı. Sayın Mansur Yavaş'ı gördük. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da birçok noktada belediye olarak çok güzel işler yaptı. Biz istiyoruz ki onlar belediye sürecine, belediye başkanlığı sürecine devam etsinler. Belki bir sonraki seçim sürecinde evet o zaman biz de sıcak bakıyor olabiliriz. Bir de seçmen tarafında baktığımızda işin şu boyutu var. Seçmen onları belediye başkanı olarak görmek istediği için, hizmet almak istedikleri için seçti. Seçmeni de bu durumda mağdur etmemek lazım. Bakın Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. İsimlerinin önde çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Çok özür dilerim, sesinizi alamadım Dicle Hanım. Bugüne kadar yapılan anketlerde isimlerinin önde çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz peki? Şimdi bizim milletimiz yüce gönüllüdür. Çalışanı, sevdiği insanı hep daha yükseklerde görmek ister. Tabii ki seçmenin de bu yönde eğilimlerinin olması gayet normal. Çünkü biraz önce söyledim ya, Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş çok güzel işler yaptılar. Biz diyoruz ki bu güzel işlerine devam etsinler. Bir sonraki Cumhurbaşkanı genel seçimlerinde belki adaylıklarını koyabilirler. Ama bu seçim sürecinde ülkemizin hele bu deprem felaketinden sonra kendilerine çok ihtiyacı var. Seçmen tarafında da bir hayal kırıklığı yaratmamak adına devam etmeleri lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi yıllar Peki. sonra büyük şehirleri Peki. aldı ve şimdi bu koltukları kime bırakacaklar? Peki bu yani kendi Buyurun. Peki ama bu propaganda sürecinde bu iki ismin başkan yardımcısı olarak kamuoyuna yansıtılması bir güç katar mı sizce Millet İttifakı'na? Belki amaç bu olabilir mi? Yani çünkü bir takım formüllerden bahsediliyor. İşte iki isim başkan yardımcısı olarak önden açıklanır. Seçimden sonra atanabilirler. Evet, bu bir. İki, 10 ay sonraki yerel seçim var. Yerel seçim beklenebilir. Yerel seçimden sonra göreve gelebilirler deniyor ve benzeri. Dolayısıyla
bu iki ismin işte siz de dediniz millete bir teveccüh, bir karşılık var, daha iyi yerde görmek istiyorlar ve benzeri. Bu iki ismin başkan yardımcısı olarak lanse edilerek bir üçlü yönetim modeliyle propaganda çıkılması Millet İttifakı'na o anlamda bir güç katar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki biz başka partilerin çok iç işleyişlerini yorumlamak istemeyiz ama biz siyasetçi olarak baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bakın bu iki ismin güçlendirebileceğini düşünürken bir de zayıflatabileceğini de düşünmek lazım. Şimdi Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığıyla da alakalı isimleri masada yer aldı. Ama masada bunu kim dile getirdi? Sadece Sayın Akşener dile getirdi. Yani bu biraz artık bakın şu özellikle Cuma gününden sonra bugüne kadarki geldiğimiz süreçte bu isimlerin adlarının da yatılması millette şu an tepki de yaratacaktır, tepki de çekecektir. Bakın Sayın Akşener istifa ettiğinden bugüne kadar partisinden yaklaşık olarak aldığımız rakamlara göre 60 bin civarında bir üye kaybı oldu. Neden? Tepkiden kaynaklı. Çünkü sizlerin bazen altılı masada bakın bir mutabakat metni imzalıyorsunuz. Orada altı parti birbirine benzemez altı parti bir karar alıyor. Ve siz altına imza ettikten sonra masayı dağıtmak üzere bir eylem planı uyguluyorsunuz. Dolayısıyla hazır Sayın Akşener geri dönmüşken masaya biraz daha yumuşak tavırlar sergilemeli. Bu milletin güvenini tekrar kazanmalı ve bazı konularda altı partiyle beraber karar alması gerektiğini dile getiriyorum. Yani burada bir milletimiz tarafından bir güç verilmesi beklenirken tam tersi bir güç kaybı da yaratabilir. Bunu biraz masada değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.